Herkese merhabalar, Mustafa Ökmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yurt dışında asla yapmamanız gereken 5 hareketten bahsetmek istiyorum. Nedir bunlar? Yurt dışına ola ki çalışmaya gittiniz veya gezmeye gittiniz veya eğitim amaçlı gittiniz. Bazı ülkelerde kesinlikle yapmamanız gereken hareketler var. Bunlardan bir tanesi Almanya. Almanya'da Nazi selamı vermek kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Kanunlarla bu Alman hükümeti, Alman devleti tarafından yasaklanmıştır. Hapis cezasıyla dahi karşı karşıya kalabilirsiniz. Oldu ki şakalaşmak için arkadaşınıza veya ne bileyim başka türden sakın ola yanlışlıkla da olsa bu hareketten kaçının. Almanya'da Nazi selam vermek kesinlikle ve kesinlikle yasak. İkinci ülkemiz Singapur. En temiz sokaklara ve en düşük suç oranına sahip ülkelerden bir tanesidir Singapur. Bunu da koydukları kurallara, kanunlara ve sıkı denetimlere borçlular. Singapur'da arkadaşlar sakız çiğnemek yasaktır. Evet, 1000 dolar veya 1000 euro mu ne cezası var Singapur'da sakız çiğnemenin. Satışı yasak, sakız çiğnemek yasak. Bunu da sırf çevre kirliliğinden ötürü yaptıklarını düşünüyorum. Sakın ola Singapur'a giderseniz, yolunuz düşerse, gezi amaçlı, eğitim amaçlı olur, çalışmak için olur. Singapur'da sakız çiğnemeyin. Zaten satılmıyor. Satışı da yasak. Ve 1000 dolar gibi bir cezası var. Evet. Singapur'da sakız çiğnemek yasak. Üçüncü ülkemiz Japonya arkadaşlar. Japonlar sevimli, çekik gözlü ve çalışkan insanların ülkesidir. Japonya'da sevgi gösterisinde bulunmak yasak değil de hoş karşılanmıyormuş Japonlar tarafından. Mesela nedir? Yolda el ele tutuşmak, sarılmak veya öpüşmek Japonlar tarafından hoş karşılanan hareketler değilmiş. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Ben de öğrenmiş oldum. Japonya'ya da yolunuz düşerse sakın sevgilinizle falan el ele tutuşup sarılıp dolaşmayın. Yasak değil ama Japonlar tarafından hoş karşılanmayan bir durummuş. İlginç. Dördüncü ülkemiz Yeni Zelanda arkadaşlar. Yeni Zelanda hoşgörüleri ve eğlenceyi seven insanlar olarak biliniyorlar Yeni Zelandalılar. Yalnız Yeni Zelanda'da 3 şeyin şakasını falan kesinlikle yapmayın. Çünkü bu konuda çok ciddilermiş. Bunlardan bir tanesi rugby sporu, diğeri Yüzüklerin Efendisi filmleri ve kitapları, bir diğeri de İngiltere Kraliçesi. Bu 3 şeyin kesinlikle şakasını yapmayın. Rugby sporu ile ilgili şakalar, espriler yapmayın. Yüzüklerin Efendisi kitabı ile ilgili şaka ve esprileri ve İngiltere Kraliçesi ile ilgili yapılan şaka, espri ve bu tarz şeyleri kesinlikle çok ciddiye alıyorlarmış. Bu konularda gerçekten kesin bir tavırları varmış yani. Bu üç konuya dikkat edin. Yeni Zelanda'ya ola ki yolunuz düşerse giderseniz. Beşinci ülkemiz Norveç arkadaşlar. Norveç'te arkadaşlar Norveçliler kesinlikle dinle ilgili sorulan sorulardan haz etmiyorlar, sevmiyorlarmış. Yani Norveç'e yolunuz düşerse giderseniz işte turist olarak gezi amaçlı kesinlikle Norveçlilere dinle ilgili bir şey sormayın. Bu onlar için şöyle bir şey. Din kişiye özel ve kutsal bir şeydir. Herkes tarafından bilinmesi gerekmeyen kutsal bir olgu olarak görüyorlarmış. Yani bizim kendi ülkemizde de böyle. Herkes kendi dininden sorumludur gibi bir şey. Yani aslında bizimkiyle benzer bir şey Norveçlilerinki de. Herkesin dini kendisini bağlar. Öyle ne yaptın gittin mi falan gerek yok yani. Herkesin dinini sorgulamaya doğru bir şey değil yani. Bizler için de doğru bir şey değil. Bu videom bu kadardı. Teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz teşekkürler butonu var. Teşekkürler butonuna basarak destek olabilirsiniz. Daha farklı ve daha güzel içerikler için karşınıza çıkmaya çalışacağım. Elimden geldiğince farklı içerikler üretmeye çalışacağım artık. Biraz daha güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Çünkü kanalın bir konsepti yok. Her konuda videolar var kanalda. Şöyle aşağı doğru inip hoşunuza giden videoları seyredebilirsiniz. İşinize yarayan videoları beğendiğiniz olursa izleyebilirsiniz. Teşekkürler butonuna basıp destek olabilirsiniz. Olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.